Sarışın bir sevda olur İstanbul gözlerinde. Kimsesizliğinden öper. Yeşilçam'ın yaramaz kollarında avunur gönlün. Kahraman olur Tarkan. İstanbul rıhtımları sonun olur. Herkes onu öldü bilmektedir. 1988 yılında trenin önüne atlayarak intihar edip öldüğü sanılır. Ama hala hayattadır. Bir akşam kendini Galata rıhtımından atar. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılıp Alman hastanesine götürülür. Ama eski günlerine dönemez bir daha. Veda mektubuna kimse beni anlamıyor diye yazar. Eva Bender ismi pek tanıdık gelmese de aslında hepimiz onu çok yakından tanıyoruz. Bir zamanlar Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı Tarkan filminde Ursula karakterine hayat veren İsveç kökenli Eva Bender'in dramatik bir hayat hikayesi var. Tarkan filmlerini neredeyse hepimiz izlemişizdir. Macera ve aksiyon dolu bu filmlerde dikkat çeken detaylardan biri de kadın oyunculardır. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Eva Bender de o isimlerden biridir. Benim işim kaybolanları bulmak değil, gördüklerimi büyülemektir. Büyülediğim insanlar da büyümün tesirinden kurtulamazlar. Bak, hepsi benim kölelerim. Yalnız şunu söyleyeyim, Kafkas dağlarını arasınlar. Muhakkak onları gizleyen Hunlulardır. 1966 yılında henüz 22 yaşındayken ülkesi İsveç'ten Türkiye'ye gelir. Sarı saçlı, mavi gözlü Eva kendini her yerde fark ettirir. Türkiye'ye gelince striptiz kulüplerinde sahneye çıkar. Şansı tam da o sıralarda değişir. Güzelliğiyle dikkat çeken bir kadındır o. Yolda yürürken güzelliğiyle yönetmeni etkileyip rol teklif edilen biridir. Aklında sorular vardır, yapabilir miyim diye. Tereddütleri arasında ilk filminde rol alır. Kız kolunda damga var. İlk filminde çok küçük bir rolü olan ve kamera önünde olmaktan çok hoşlanmayan Eva Abrahamson, gün gelip kendini beyaz perdede görünce heyecanlanır ve işe devam etme kararı alır. Eva Bender 1944'te İsveç'in kuzeyinde Laponya sınırında bir köyde doğar. Asıl adı Eva Abrahamson'dur. Lise eğitimini Stockholm'da tamamladıktan sonra jimnastik sporuna başlar. Bir süre jimnastik alanında yardımcı öğretmen olarak çalışır. 1966'da bir gösteri için İstanbul'a gelir ve kente aşık olur. Kuzeyin soğuk ikliminden İstanbul'a gelen Bender şehre hemen aşık olur. Her fırsatta kendini sokaklara atıp adım adım şehri keşfeder ve bir gece kulübünde striptiz dans gösterileri yapmaya başlar. Anadolu insanını, adetlerini, Türk kahvesini, çayı çok sever. Kamyon dediği faytona binip sık sık gezmeye gider. İri yeşil gözleriyle boğaz içinde manzarayı seyretmeye bayılır adeta. Bir süre sonra güneşine, suyuna, yeline vurgun olduğu İstanbul'dan ayrılmayı düşünmez. Ve bir gün Beyoğlu'nda dolaşırken bir adam yaklaşır. "Ben rejisörüm. Artist olmak ister misin?" Rejisör Halit Refik ile böyle tanışır. Filmlerde rol almaya başlar. Başrollerinde Sadri Alışık ve Fatma Geri'nin yer aldığı Kız Kolunda Damga Var adlı filmle ilk kez kamera karşısına geçer. 10 milyon doların yerini öğrendikten sonra seni öldüreceğiz 007. Profesörü de Ruslara satacağız. Zenta'nın şefi Akrebin kim olduğunu bilen yok. Onu yalnız ben tanırım. Sonra unutulmaz Bir Türk'e Gönül Verdim filminde Ahmet Mekin ve Bilan İnci ile başrol oynar. İsmail, Zafer yok sevmek hiç. Söylemek bu, yok benim çocuk. Bak. 6 Kasım 1968'de yönetmen Halit Refik ile evlenir. 1969'da Halit Refik'in yönettiği Yaşamak Ne Kadar Güzel Şey adlı filmde ilk kez Eva Bender adını kullanmaya başlar. Ve afişlerde ismi Eva Bender olarak yazılmaya başlanır. Bunun üzerine boşandılar mı acaba dedikoduları çıkmaya başlar. Halit Refik Ses Dergisi'ne verdiği röportajda şöyle cevaplar. Eva Türkiye'de kendine yeni bir dünya kuruyor. Biliyorsunuz kendisi İsveçlidir. Tarihi biraz karıştırdım. Biz İsveçlilerle ilk defa Demirbaş Charles zamanında ilişki kurmuşuz. Charles Ruslardan kaçıp o zaman bizim hudutlarımız içinde bulunan Bender şehrine sığınmış. Bu yüzden Eva'nın soyadını Bender koyduk der. Kısa süre içerisinde birçok filmin aranan yüzü olur. Ama asıl çıkışını Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı Tarkan filmiyle gerçekleştirir. İsveçli oyuncu Tarkan Viking Kanı filminde prenses rolünde karşımıza çıkar. Başarısı ve güzelliğiyle oldukça beğeni toplar. Filmografisinde Karakolda Ayna Var, Son Gece, Kız Kolunda Damga Var, İlk ve Son, Yaşamak Ne Güzel Şey, Bir Türk'e Gönül Verdim, Son Kızgın Adam, Tarkan Gümüşeğer, Eyvah, Şampiyon, Azrail Peşimizde, Şehzade Simbat Kaf Dağı'nda, Tarkan Viking Kanı, Aşka Susayanlar, Tarkan Altın Madalyon gibi
azımsanmayacak sayıda yapıt vardır. Ama Tarkan Viking kanındaki dev ahtapotla muhatap olduğu sahneyle kuşaktan kuşağa namı yürür gider. ...1970'lere gelindiğinde ise Türk sinemasının en karanlık dönemlerinden olan erotik film furyası Eva Bender'i de etkiler. Aventür ve erotik içerikli filmlerde sahne alır. Bu arada 1972 yılında Halit Refi ile olan ilişkilerini bitirirler. Her şey Güzel Yıldız'ın üzerine gelmeye başlamıştır. Boşanmasının ardından Güzel Yıldız ruhsal bunalıma girer. Tarkan filmlerinin Güzel Yıldız'ı 1972'de oynadığı Çapkınlar Şahı Don Juan filminden sonra sinemadan uzaklaşır. O kadar zorlu bir dönem geçiriyordu ki kendinden umudunu kesmiştir Eva Bender. Sıkıntılarını gidermek için intihar etmeye karar verir. Galata rıhtımından kendini Boğaz'ın soğuk sularına bırakır. Ama oradaki vatandaşlar onu kurtarır. Alman hastanesine kaldırılır. Bu olay onun için dönüm noktası olmuştur. İsveç'e geri dönme kararı alır ve bu düşüncesini gerçekleştirir. Ülkesine döndü ama yaşadığı bunalımdan bir türlü kurtulamaz. Gözlerden uzak bir hayat yaşamaya devam eder. Yaşadığı şan, şöhret ve ilgi İsveç'e gidince olmaz haliyle. Güzel Yıldız boşanmanın bunalımıyla birlikte bu hisleri de yaşamaya başlar. Bu ruh halinden çıkamayan Güzel Yıldız henüz 44 yaşındayken 1988'de geride "Beni kimse anlamıyor" notlu bir intihar mektubu bırakarak tekrar intihar eder. Bunun üzerine birçok gazetede Eva Bender'in intihar sonucu öldüğü haberleri çıkmaya başlar. Ama Eva Bender'in yaşadığına dair bilgiler de gelmekte ve yaşlılık haline ilişkin fotoğraflar bile paylaşılmaktadır. Eva Bender'in öldüğü iddia edilse de yaşadığı iddiası daha ağır basmaktadır. Bu konuda bilgisi olan varsa yorum kısmına yazabilir. Seni senin kadar güçlü bir yiğitle karşılaştıracağım. Onu yenmeyi başarırsan serbest olacaksın. Kim olursa olsun dövüşmeye hazırım ben. Güzel. İkinizi dövüşürken seyretmek bana çok büyük bir zevk verecek. Unutmuşlukla demir atarsın oyunculuk limanına. İsmin kadar yabancı kalırsın sinemanın sarhoş ışıklarına. Avutmaz seni artık hiçbir sahne. Avutamaz artık seni hiçbir liman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Tor. Babam nerede? Söyle alçak. Söyle ne yaptın ona? Eğer onu öldürdünse...